İzmirli çiftçiler tarlasında susuzluktan kuruyan ekin için kara kara düşünüyor. Şimdi buranın sulanması Konya İzmir beldesindeki çiftçileri ziyaret eden CHP Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş, çiftçinin sorunlarını dinledi. Çiftçilerden İsmail Karagöz sorunlarından bahsederek kanala su verilmediğini belirtti. Yetkililerin can suyu veremediklerinden dolayı tarlada kuruyarak boşa gidecek ekinlerine çare beklediklerini ifade etti. Konya Ovası'nın susuzluğa mahkum edildiğini anlatmak için bulunmaktayız. Neden? Çünkü biz şu anda Konya Ovası'nda buradan başlayıp Yarma Mahallesi, Sakketan Mahallesi, Göçü Mahallesi, Karakay Mahallesi, Divanlar, Zincirli gibi 15 bin dönüme tekabül eden bir arazinin verilmeyen DS'nin artık bu siyasi iktidardan mı olur, muhalefetten mi olur, bizim eleştirimiz şu yönde. Biz buraya adil şekilde haklı olarak su dağıtımı istiyoruz. Diğer mahallelerin su alıp da 15 bin dönüm araziyi susuzluğa mahkum edemezler. Bizim burada sezinlişimiz şu, biz eşit ve haklı olarak bir su dağıtımı bekliyoruz. Bakın şu araziye, bu ekinlere insanlar ekerken gübresini, mazotunu harcıyorlar. Siz bu ekinlere can suyunu vermezseniz, bu ekinlerden bir verim alamazsınız. Konya'yı kuraklığa mahkum ediyorsunuz. Biz en azından çiftçinin şu mahsulü kaldırabilmesi için bir sefere bağlısı olsa, barajlardan, Beyşehir Barajı'ndan mı olur, APA'dan mı olur, Çumra'dan mı olur, bir en azından can suyu verilmesini istiyoruz. Şu mübarek günde insanlar oruç tutuyor, susuzluğa mahkum ediliyor, toprak da susuzluğa mahkum ediliyor. Bizim sıkıntımız burada. Yani Sayın Başkanım buraya gelmiş sağ olsun, ama bizim burada herkes olarak, bunun siyasi bir görüş olmaz, bunun siyasi bir yaptırımı da olamaz. Siz 15 bin dönümü ve çiftçiyi susuzluğa mahkum edemezsiniz. Bu barajlardan eşit bir şekilde su dağıtılmalı. Bu çiftçiye can suyu verilmeli. Yani siz insanlara oruç, şu mübarek günde oruç tutuyoruz Allah için, ama siz toprağı susuzluğa mahkum edemezsiniz. Bizim en büyük sorunumuz bu. Bu konuda bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Yani biz haklı, adaletli bir su dağıtımı ve çiftçiye destek olunmasını istiyoruz. Lafla değil, can suyuyla, icraatla destek olunmasını istiyoruz. Bizim temennimiz bu. Hükümetten. Çiftçileri dinledikten sonra sorunlarla ilgili açıklamada bulunan İl Başkanı Barış Bektaş, sadece bu bölgede yanmakta olan 15 bin dönümlük ekin için değil, Konya geneli için tarımsal su ihtiyacında çözülmesi gereken bir pürüz olduğunu ve çözümü için önerilerini belirtti. Ama biz 5 yıldır Konya'nın su ihtiyacıyla ilgili yalvarıyoruz. Hükümete önerilerde bulunuyoruz. Sebebi de şu, burası kapalı bir havza. Ve yıllık 4,5 milyar metreküp su birikiyor ve o kadar miktarda yer sulanıyor. Oysa 15 milyar metreküp suya ihtiyacı olan bir Konya ile karşı karşıyayız. Bakın Güneydoğu Anadolu projesi yapıldı. Fırat ve Dicle 55 milyar metreküp su sağlayan bir kaynak. Ve bunun sadece 15 milyar metreküpü kullanılıyor. 40 milyar metreküpü fazladan boşa akıyor. Bunun Konya'ya getirilmesiyle ilgili biz yıllardır diyoruz ki bu kapalı havzaya dışarıdan Seyhan'dan olabilir, Fırat'tan, Dicle'den, Kızılırmak'tan buraya su getirmeyi zorunluluğu vardır diyoruz. Bizler bu havzaya dışarıdan su getirme zorunluluğunu her seferinde dile getiriyoruz diyen Bektaş, hükümet çiftçiye yapılacak bu yatırımın bedelini çok görüyor ifadelerini kullandı. Bu kapalı havzaya dışarıdan Seyhan'dan olabilir, Fırat'tan, Dicle'den, Kızılırmak'tan buraya su getirilmeyi zorunluluğu vardır diyoruz. Ama hükümet bu yatırımı 10 milyar dolar gördüğü için, pahalı gördüğü için yapmıyor. Ama sadece bunun iki katı parayı Kanal İstanbul'daki yapılacak köprülere harcayacak hükümet. Buranın 10 katı masrafı Kanal İstanbul'a yapacak. Kanal İstanbul'a yapılan yatırımlarda oradaki menfaat sahibi olacak Araplar vesaire düşünülüyor da niye Göçü, İsmil halkı, Konyalılar düşünülmüyor? Son olarak İsmil çevresinin tarımsal su ihtiyacının çözümü olan projenin Türkiye'nin geleceğini etkileyecek ciddi bir devlet projesi olduğunu belirten CHP Konya İl Başkanı, devlet projelerinde kar oranına bakılmaz açıklamasında bulundu. Burada şu siyaset bu siyaset değil. Bu kalıcı, Konya'nın ve Türkiye'nin geleceğini etkileyen, Orta Doğu'yu ve Balkanları doyurabilecek şekilde ciddi bir devlet projesi. Devlet projelerinde karlılığa bakılmaz. Devlet projeleri kar amacına
güdülerek yapılmaz. Bakın burada binlerce vatandaşımız perişan olacak. Toprağa bakın, kurumuş, çöl olmuş. Şimdi burada göçülü insanlar ne yapacak, ne yiyecek? Hayvanla ne yedirecek? Tanesini kendi yiyecek, şeyini hayvanla yedirecek. Seneye ne olacak? Ne yapacak bu insanlar? Pandemide zaten bir destek yok. Bu insanlar Konya'ya gidip asgari ücretle çalışıp üretimi mi terk etsinler? Konya'da şehirdekiler ne yiyecek? Biz bu konularda hükümeti yine yeniden sorumluluğa davet ediyoruz. Acil olan bu bölgenin DSİ'ye sesleniyoruz. Suya ihtiyacı var. Şimdi buranın sulanması...